Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orucunu nasıl açtığına dair rivayetlere baktığımızda, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaş hurma ile orucunu açtığını görüyoruz. Yaş hurma, memleketimizde tabii yaş olarak bulunması pek kolay olmuyor. Gerçi şimdi artık soğuk hava depoları var, soğuk nakliyeler var. Yaş hurma da memleketimizde de bulunuyor. Bu yaş hurma ile orucunu açardım. Efendim, onu bulamazsa Medine hurması dediğimiz, işte Ümre'ye hacca gidenlerimizin getirdiği temr denilen kuru hurmayla orucunu açarmış. Medine olmasına rağmen onu bulamadığı vakitler de olurmuş. O zaman birkaç yudum su ile orucunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açarlarmış. Binaenaleyh müstehap olan, sünnet olan orucun yaş hurmayla açılması. Eğer yaş hurma bulamıyorsak kuru hurmayla orucumuzu açabiliriz. Eğer onu da bulamıyorsak o zaman birkaç yudum suyla orucumuzu açıp akşam namazına kalkarız. Akşam namazını kıldıktan sonra işte bir tas çorba, bir tas yemek neyse fazla aşırıya kaçmadan iftarımızı yaparız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hurmayla orucunu açardı derken bir veya iki tane, üç tane hurma yemesinden bahsediyoruz. Yoksa oturup bir kilo hurmayı yemiyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Zaten çoğu zaman yedikleri öğün birkaç hurmadan ibaret oluyordu. Binaenaleyh bugünlerde bir takım tartışmalar yapılıyor. Hurma yenilir mi, yenilmez mi? Bir defa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hurmayı yemiş. Özellikle de taze hurmayı yemiş. Elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın taze hurma ile orucu açtığı rivayetlerde bir hurma yemiş, bilemediniz üç hurma yemiş, sonra namaza kalkmış. Mamafi eğer bir kimsenin şeker rahatsızlığı gibi bir rahatsızlığı varsa, bir takım sağlık problemleri varsa, elbette onların bu tür şeker oranı yoğun olan yiyecekleri yemelerinde dikkatli olmaları gerekir. Ama normal vaziyetteki biri, özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaş hurmaya dikkat etmesi, oradaki bir takım sahhi sebepleri de beraberinde getiriyor. Bunun ehemmiyetini, önemini de göz ardı etmemek gerekiyor. Eğer hurma bulamıyorsak, o zaman su ile orucumuzu açabiliriz.